Arkadaşlar, örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8 tane motiften güzel bir çanta çalışması yapacağız. Şöyle yan olarak kullanacağımız çantamızı, telefonumuzu ve küçük ufak tefek cüzdanımızı, anahtarımızı. Koyabileceğimiz büyüklükte küçük bir çalışma. Evet e, sizler dilediğiniz renklerle yine motiflerimizi oluşturduktan sonra bir tane ana renk belirleyip e, birleştirmelerini ve sap kısmını çalışarak bu güzel çantamızı örebilirsiniz. Evet kolay gelsin diyerek hemen çantamızın yapımına başlayalım. Kolay gelsin. Motifimizi örmeye başlayalım daha öncesinde hazırlık olarak birkaç tane motifimi ördüm. Bir tanesini bilmeyen arkadaşlarımız için birlikte çalışalım. Bir tane düğüm atıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane zincirimizi çekip ilk zincirimizin içerisine batalım ve bir tane yuvarlak yapalım. Yuvarlağımızı yaptım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir, iki defa alıyorum. Tekrar başını doluyorum tığımızı. Hem doladığımı hem ilmeği bakın. Bir, iki. İkisini aldım. Araya bir, iki tane zincir çekiyorum. Üç tane trabzanımızı ördükten sonra. Tekrar yuvaya giriyorum. Bir, iki. Yuvaya giriyorum. Bir, iki bir içerisine ipimizi de gizleyerek örüyoruz. 3 tane trabzanımı ikinci kez ördüm. Araya 2 tane zincir çekiyorum. İpimi alttan yine götürüyorum. 3 trabzanımı örüyorum. 1 2 3 2 zincir tekrar 1 2 ve 3 3 tane trabzanımı dördüncü kez ördüm 1 2 3 4 her birinin arasında ikişer tane de zincir var ikili trabzan olarak ördüm tekrar 2 tane zincirimi çekiyorum başlangıçtaki 3 zincirimin 1 2 3 tepesine gelerek batıyorum ilmeğimi geçiriyorum şöyle kaydırıyorum ve ipimizi buradan kesiyoruz İpimizi kestikten sonra ikinci rengimizi alıyorum ve ikinci rengimizde ikinci sıramızı da örelim. Zincirime bir tane düğümümü atıyorum. Şu şekilde bir zincir çeker gibi çekiyoruz. Bu düğüm oluyor. Alıyorum. alıyorum. Herhangi bir iki zincirin bulunduğu yerden örüyorum. İlla ipimizi kopardığımız yer şart değil. Karşı taraftan giriyorum. Kapatıyorum. İpimi de şöyle bu tarafa doğru alıyorum ki elimle tutup alttan götüreyim. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 2 Aynı yere bir daha batıyorum. 1 2 2 zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir sonraki bölüme geçiyorum. 1 2 3. 3 tane trabzanım örüyorum. 2 zincir çektim. Yine aynı yere ikinci grubumuzu örüyorum. 2 ve 3. Araya 2 zincir çekiyorum. Her iki zincire ikişer gruplu trabzanlarımızı örüyoruz. 3 tane trabzan, 2 zincir, 3 tane trabzan. Aşağıdaki 2 zincirlerin içine bunu bir ördük. Bir tanesini de biterken öreceğiz. Tığımı başını doluyorum. Giriyorum. 2 zincirden sonra 2 3 2 tane zincir atıyorum. 1 2 ve 3 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanımı ördüm. Tekrar 2 tane zincir Son köşeye gidiyorum ve sarı ipimi de alttan gizliyorum. 1 2 ve 3 2 tane zincir giriyorum. 1 2 3 Araya 2 zincir çekiyorum. Son olarak ilk yapmış olduğumuz grubumuzun ikincisini de girerek yapıyorum. 1 2 ve 3. 2 zincir çekip, 3 tane zincirimin tepesine batıyorum, ilmeğimi geçiriyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum ve ikinci sıram bu şekilde tamamlanmış oluyor. Sıralarımızı tamamladım. Şimdi üçüncü sıramızı örmek istiyorum. Mavi rengimi kullanıyorum. Yine bir tane zincirimizi çekip düğümümüzü atalım. Bu dilim alıyorum herhangi bir köşeden 1, 2, 3 ipimi arkaya alıyorum. Trabzanlarımı yanına örüyorum. 2 ve 3 1, 2 zincir çekiyorum. İpimi şöyle uzatalım. Araya giriyorum. Bakınız buraya 3 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3 Tekrar iki tane zincirimi çekiyorum. Köşelerimizin hepsini köşe olarak örüyoruz. Şu araları burada görmüş olduğumuz gibi üç tane trabzan olarak örüyoruz. Şöyle bakalım. Köşelerimiz hep köşe. Bakınız trabzanlarımız aralara üçer tane yerleştiriyoruz. Köşe olarak örüyorum. İki zincir tekrar 1 2 ve 3 2 tane zincirimi çekiyorum araya 2 zincirin bulunduğu yere 3 tane trabzanım örüyorum artış trabzanımız burası 2 tane zincirimizi çekelim köşemizi yeniden örelim 2 zincir 3 trabzan, tekrar 1, 2 tane zincir, araya 3 trabzan, 1, 2 ve 3. 2 zincir, yeniden 3 tane trabzan örelim. 1, 2 ve 3. 2 zincirimi çekiyorum, 4 köşemizin dördünde bakın, bu şekilde ördüm birinci zincirimin üzerine batıyorum şöyle üst kısma ilmeğimi geçiriyorum kaydırarak bir tane zincirimi çekip ipimi buradan kesiyorum ve motiflerimizi isterseniz sadece iki renk isterseniz üç renk isterseniz sadece bir renk olarak örüp üç sırada tamamlayalım Motiflerimizi tamamladık. 4 tane motif üzerine çalışıyorum. Diğer yönü içinde 4 tane toplamda 8 motifimizin olması gerekiyor. Şimdi örmüş olduğumuz ilk motifimizin kenarını çepeçevre örelim. Ben siyah rengimi tercih ediyorum. Sizler dilediğiniz renklerle çalışabilirsiniz. Köşeden başlıyorum. Sabitledim. 1-2-3 zincirimi çekiyorum. Giriyorum. İkili trabzanla ölmüştüm iki defa da çekiyorum 1 2 2 zincirimi çektikten sonra Tıpkı aşağıda yapmış olduğumuz gibi hepsini örüyoruz 2 tane zincir araya giriyorum 3 tane trabzan 1 2 ve 3 2 zincir. 3 trabzanımı örüyorum. 1 2 ve 3. 2 zincir köşemi çalışıyorum. Köşemizi hep böyle çift götürüyoruz. 2 ve 3 trabzan, 2 zincir, 3 tane trabzan. 2 zincir. 3 trabzanımı örüyorum. Burada yapmış olduğum işlemimin hepsini bütün köşelerimizde uygulayarak başlangıç noktama kadar ilerliyorum. Sona kadar ördüm. Bütün köşelerimizi araya tekli trabzanlarımızı yani 3 3 ördüğümüz trabzanlarımızı 2 zincirimi çektim. Başlangıçtaki 3 trabzanımın bulunduğu yere geldim. Yani 3 zincirimizin tepesine batarak ipimizi kesiyorum. İpimi kestim. Şimdi ilk motifimizi tamamen ördükten sonra diğer motiflerimizi örmeye başlayalım. Pembe olan motifimi alıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Yine aynı şekilde köşemden başlıyorum. 1, 2, 3. Trabzanlarımı örüyorum. 2 zincir. Birinci köşemizi örelim. İkinci köşemizi de örelim. Tek köşede birleştireceğimiz için son köşemize kadar örelim. İki köşemi ördüm. Bir, iki, üçüncü köşemizdeyiz. Bakın birinci köşeyi tam bitirdim. İkinci köşeyi bitirdim. Üçüncü köşenin bir tanesini ördüm. Bir zincir çektim. Birleşme noktama geliyorum. Şimdi her ikisinin ters yönünü birbirine tutuyorum. Her ikisinin düz yönleri dışarıda. Bir zincirimi bu köşedeki iki tane zincir çektiğim yere gelerek şöyle alttan batıyorum ve bir tane zincirle kapatıyorum tığımın başını doluyorum yuvaya dönüşümü tekrar yapıyorum ve 3 tane trabzanımı örüyorum 2 ve 3 araya zincir çekmiyorum direkt karşıya bakınız çiftlinin yanındaki ilk iki zincir çektiğim yere geliyorum alttan batıyorum sadece birleştirdim zincir çekmeden geçiyorum Eğer çok güzelse bir tane zincir çekebilirsiniz 1 2 ve 3 tane trabzanım örüyorum tekrar zincir çekmeden diğer motifimin sıradaki bölümüne geçiyorum bakınız şu kısmı atıyorum yine zincir çekmeden ördüğüm motifime geliyorum 1 2 3 trabzanım örüyorum Zincir çekmeden sıradaki diğer yuvaya geliyorum. Atıyorum. Tekrar zincir çekmeden köşeme geçişimi yapıyorum. 3 trabzanımı örüyorum. 2 ve 3. Köşe için bir zincir çektim. Ve diğer bakınız. 2 zincir çektiğim yere alttan giriyorum. Kapatıyorum. 1 zincir. Dönüyorum. 3 tane trabzanımı örüyorum. 2, 3. Ve şöyle birleştirmemizi yapıyoruz. Bakın hiç kasmadı. Hiçbir bolluk, botluk yok. Gayet güzel oldu. Şimdi buradan örerek ilerleyelim. Buradan örerken yine aradaki iki zincirimizi çektik. En son iki zincirimi çekiyorum. Başlangıç zincirimin üzerine batıyorum. ilmeğimi geçiriyorum. Bir tane zincir çekerek buradan İpimi kesiyorum. İki tane motifimizi birleştirdik. Diğerini buraya diğerini de bu tarafa birleştirmek istiyorum. Mavilerimiz şöyle çapraz gelsin. Pembeli olanlar bu şekilde dursun. Şimdi diğer motifimi de birleştiriyorum. Son motifimizi yine birlikte birleştirelim. Üç tane motifimizi birleştirdik. Dördüncü motifimizi birleştiriyoruz diğerleri. Bakınız birer birer kenarlar birleşmişti. Bunun iki tane kenarını birleştireceğiz. Birinci köşemizi tam olarak ördüm. İkinci köşemizin bir tanesini ördüm, diğerini örmedim. Bir zincirimi çektim. Yine ters köşeler birbirine tam orta noktaya bakınız köşemizin bulunduğu yere giriyorum. Bir tane zincirimi çekip 3 tane trabzanımı örüyorum. 2, 3. Zincir çekmeden diğer bakınız köşeden sonra ilk gelen boşluğa batıyorum. Zincir çekmeden sıradaki yuvamı batarak 3 trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3. Eğer eliniz sıkıysa çekebilir. Bir tane zincir çekebilirsiniz. Çekmeden yine diğer tarafa geçtim. Buraya geliyorum. Bir elimdeki motife bir karşıdaki motife örüyorum. Tığımın başında dolayarak köşemin ilk grubunu örüyorum. 3 tane trabzandan oluşan birinci grubumu ördüm. Bir tane zincir çekiyorum ve köşelerimize bakınız. 3 tane motifimizin birleştirdiği köşeye gelerek batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar 3 tane trabzanımı motifimi örüyorum. 3'ünü ördükten sonra karşıya geçiyorum. Batıyorum. Tekrar elimdeki motifi tüm olarak 3 trabzanımı örüyorum. 3. Karşıya sıradan ilerliyorum. Tığımın başını dolayarak 3 trabzanımı örüyorum. 2 ve 3 karşıya geçiyorum tekrar buraya köşemin ilk üçlü grubunu örüyorum 1, 2 ve 3. bir tane zincir çekip diğer köşemin ortalayarak altından giriyorum bir zincir çekiyorum 3 trabzanımı örüyorum 1 2 zincir çekiyorum birleştirmede sadece çekmiyoruz normal kenarlarda Yine ikişer zincirimizi çekiyoruz. 3, 1 ve 2. Başlangıçtaki zincirimin üzerine gelerek batıyorum. İlmeğimi kaydırıp bir tane zincirimi çekiyorum ve tamamlıyorum. Bakınız şu şekilde birleşme işlemimizi yaptık. Gayet güzel oldu. Şöyle görelim. Evet 4 tane motifimizi tamamladım. Bir diğer 4 motifimizi de hazırlayalım. Sonrasında birleştirelim. Bir tanesi yeşil ağırlıklı bir tanesi mavi ağırlıklı. iki tane 4 düğüm motifimi birleştirdim. Arkalarını temizledim. Ve şimdi her ikisini birleştiriyorum. 3 kenarını birleştiriyorum. Şöyle. 1, 2, 3 kenarı bir kenarı çantamızın ağız kısmı için açık olacak. Siyah rengimizle başlayalım bir tane zincirimi çekiyorum köşeden her iki köşeme şöyle giriyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çektim giriyorum 1 2 tane daha trabzan ördüm toplamda 3 trabzan oldu şimdi ikinci yuvaya geçiyorum bakın hem önden hem arkadan batıyorum 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve buraya batıyorum. 1 ve 2, 3 tane trabzan oldu. Bir sonraki zincir yuvasına giriyorum. 1, 2, 3, aynı yere 2 trabzan daha örüyorum. 1 ve 2, bir sonraki grubuma ilerliyorum. 1, 2, 3, şöyle görelim kenarlarımızı yaparak ilerliyoruz. 3 tane zincirimi çektim. 2 tane trabzan. 1 ve 2. Tam ortalıyorum. Her ikisinin köşe noktasına giriyorum. 1, 2, 3. Yine 2 tane trabzan. 1 ve 2. Diğer motifin köşesine batıyorum. Diğer köşeyi de alıyorum. Buraya sabitliyorum şekilde bakınız ilerlemekteyiz. Tekrar 3 zincir. 3 zincir çektiğim yere 2 trabzan ilavesi. Bir sonraki yuvaya bakın bu ve bu. Her ikisini de kavruyorum ki birleştirme işlemimiz tam olsun. Köşemize kadar gelelim. Yanlardan üçer trabzanımızı ördük. Bir, bir zincir, diğer iki trabzanımız örerek geldim. Tam köşe noktasındayız. Köşe noktamıza Bakınız 3 tane tırabzan ördüm. Hem buna hem bunu alarak giriyorum. Ve aynı işlemi yapıyorum. 1 2 3. 3 tane zincirimi çekiyorum. Aynı yuvaya batıyorum. 1 ve 2. Diğer noktaya geçiyorum. 1 2 3. Tekrar 1 2. Hiç farklı işlem yapmadık bakınız. Aynen devam ettik yerine batıyorum. 1, 2, 3, 2 trabzan, bir sonraki yuva. İkisini örerek birleştirelim. Bütün kenarlarımızı üst noktada yeniden görüşelim. Üç kenarımızı ördüm. Buradan başlamıştım. Köşemizi yaptık. Alt kısmımızı ve diğer kenar kısmımızı yaptık. Bakın çok çok güzel oldu kenarı. Şöyle. Şimdi en son başlangıç noktasının köşesindeyim. 3 tane trabzanımı ördüm. Yine zincirimin bulunduğu noktaya gelerek sık iğnemle batıyorum. Şimdi çantamızın ağız kısmını çalışmaya başlayalım. Her iki noktayı birleştirdikten sonra bakınız. Birleştirme işlemini tamamladım. Şöyle görelim. 3 zincir çekiyorum. Tırmanın başını doluyorum. Şuradaki ara noktanın içerisinde ilk trabzana batıyorum. Bir ve iki defa da alıyorum. Sıradaki trabzana iki defa da alıyorum. Aradaki bir tane olarak giriyorum. Ve trabzanlarımın üzerine bir, iki, üç. Yani trabzanlarımızın üzerine birer trabzan örüyoruz. Araya bir tane trabzan ikili olarak. Sonra bir, 2, 3, şöyle bakalım. Bakın trabzanlarımızın üzerine birer trabzan, bir tanecik de araya yapıyoruz. Hemen şöyle bir tane yeterli. Devam ediyorum. 2 ve 3. Bir tane bu araya, bir tane diğer araya trabzanlarıma 3 üç trabzanımın 3'üne başlangıç yerimize kadar bu şekilde örerek gelin. Diğer bölüme geçişi yine birlikte yapalım istedim. Şöyle batıyorum. 1 trabzanlarıma 1 1 1 Her bir trabzanımız araya 1 Yine trabzanlarımızı örelim. Yani geçişi birlikte yapmak istedim. Şöyle geçişimizi yaptık. Yine başlangıç noktamıza kadar ilerleyelim. Sona kadar geldim, başlangıç noktamızdayım. En son şuradaki araya girerek ikili trabzanımı örüyorum ve başlangıçtaki zincirimi çektiğim yerin üzerine gelip batıyorum. Ilmeğimi kaydırıyorum. 1 2 3 tane zincirimi yeniden çekip bütün trabzanlarımın üzerine bir sıra daha siyah rengimle örüyorum. Aşağıdaki örmüş olduğumuz trabzanlarımızın üzerine batarak örüyorum. İkinci sıramızı da örerek geldiğim sona kadar. Şimdi bir sıra pembemizi örmek istiyorum sık iğne olarak. Siyah ipimi koparmıyorum. Geçişimi yapıyorum. Bakınız geçişimi şuradan batıyorum. İpimi arkaya alıyorum. İlk zincirimin yani zincirden çektiğim trabzanımın üzerine batıyorum. İpimizi pembe rengimizi alarak geçişimi yapıyorum. Siyahımı çekerek sıkıştırıyorum. Pembemi de düzenliyorum. Ve birer birer sık iğne yaparak ilerliyorum. bir uçtan bir uca kadar sık iğnemi örerek geldim şimdi birleşmesini yapalım ilk başlangıç yerime geliyorum ilmeğimi kaydırıyorum bir tane zincirimi çekiyorum buradan ipimi kesiyorum ipimi kestim bırakıyorum şimdi aşağıda aynı yerde siyah rengim vardı alıyorum siyah rengimi bir tane zincirimi çekiyorum pembemi yatırıyorum ve birer birer sık iğne örerek ilerliyorum. Çantamızın ağzı sık olsun açılmasın diye sık iğnemizi yapıyoruz. zincirimizden oluşan sık iğnemizin de tepesine batıyorum. Şöyle ilmeğimi uzatıyorum. Şu şekilde karar vermemiz gerekmekte. Eğer bütün motiflerimiz aynı olduysa hiç önemli değil. Herhangi birini tercih edebilirsiniz. Şimdi bir tanesini arka bir tanesini ön olarak tercih etmek zorundayız. öne doğru küçük bir kapak çalışması yapmamız gerekiyor. İçine koyduğumuz araçlarımız dökülmesin diye. Şöyle bakalım. Ben burayı arka olarak kullanmak istiyorum. Diğer tarafı da ön olarak kullanmayı tercih ediyorum. Şimdi ilmeğimi takıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Şu arkayı örüyorum. Sık iğne olarak uç noktaya doğru ilerliyorum. Sadece arkaya örüyorum. İsterseniz aralarına renkler katabilirsiniz. içinde kullandığımız renklerden. Ön tarafın motiflerinde bulunan renklerden koyabiliriz. Sadece sık iğne olarak birkaç sıra öreceğiz. Sadece bu yandan diğer yana kadar örerek ilerleyeceğiz. Diğer motifleri birleştiğimiz noktaya kadar örerek geldim. Şu üst kısımda sık iğnemle tam bakınız diğer motifin birleştiği noktaya. Bir zincirimi çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Dibine batıyorum. Burası önemli kaydırma yapmamamız için. Başlangıçtaki noktaya kadar ilerliyorum. şuradaki bulunan bölümümüze kadar. Ve bu ikisi arasında sürekli gidip gelelim. Sık iğnelerimizi sırasıyla örerek geldim. Şöyle görmenizi istiyorum. Bu pembe sıramızdan sonra siyah örmüştük. Bakınız burada da var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sıramızdayız. Tam bir tane iki motifimizin ortasına gelecek şekilde düğmemi diktim. Şimdi şöyle büktüğümüz zaman bu düğmemize bir tane de ilik çalışması yapmak istiyorum ki çantamızın içinden dökülme kayıp yaşamayalım diye bir tane sık iğne daha örelim sonrasında zincirimizi çekip düğmemizi girecek kadar yani alacak kadar ilik çalışması yapalım 1 2 3 4 4 tane çektim zincir yeterli olacaktır 1 2 3 üçüncüye batıyorum 4 zincir ve üçüncüye batıyorum Geriye kalan sık iğnelerimi de aynı şekilde sık iğne olarak örüyorum. Şöyle bakalım düğmemiz. Evet gayet rahat olacak. Sık iğnelerimizi tamamlayalım ve yeniden dönelim. Uç noktaya kadar geldim. Bir zincirimi çekiyorum. Bu bizim artık son sıramız. Dibine batıyorum. Dibine battım. Sık iğne olarak bitireceğiz. İliğimiz için ördüğümüz zincirimize kadar sık iğne ile ilerleyelim. 4 tane zincir çekmiştik. İliğimize 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3. 3 yeterli. Fazla olursa burada bir potluk olur. düğmemizi rahat kavrayamaz. Hemen diğer sık iğnemi geçiyorum. Ve sona kadar sık iğnelerimizi örelim. Kapağımız da bu şekilde tamamlanmış olsun. Sona geldim. Bir zincirimi çekiyorum. İpimizi kesiyoruz. Sadece çantamızın sap kısmı kaldı. İç kısma şöyle gizleyelim. Her zaman mutlaka kendi rengi içerisinde gizleme işlemimizi yapalım. Tekrar kalanı da kesiyorum. düzelttim düğmemi takıyorum ve çantamız sadece sap kısmı kaldı hazır şuradan şimdi sap kısmı içinde çalışmalarımıza başlayalım iki kat yapmış olduğumuz iple çantamızın sap kısmında çalışmaya başlayalım hemen bakınız sapımızın yanından Şöyle düz yönden başlayalım. Hemen yanından 1 ve 2'ye batalım. 2 ilmek üzerinden çalışmamızı yapacağız. Giriyorum. Buraya bir tane sabitliyorum ve bir zincir çekiyorum. Hemen yanındaki sık iğnemin üzerine batıyorum. Yine sık iğnemi örüyorum. 2 tane sık iğnemi ördüm. Sola doğru çeviriyorum. Şimdi siyah olduğu için görünmeyebilir ama şu kenardan giriyorum bir iki defa da alıyorum tekrar sola çeviriyorum sola çevirdiğimizde şu yandaki bulunan katı var bakınız yandaki kata giriyorum şuradaki iki ilmeğin ikisini de alıyorum bir iki tekrar sola çeviriyorum yandan giriyorum 1 2 tekrar yandan giriyorum hep sola çevire çevire örüyoruz iki katında alıyorum 1 ve 2 çeviriyorum yandan giriyorum şimdi burayı isterseniz açık renkte göstereyim ben yine siyahla örmeye devam edeceğim şimdi açık renk ipimizle yapalım daha belirleyici olsun siyah görünmüyor Kapağımızın hemen yanından ilmeğimizi çıkaralım. İlmeğimi çıkardım. Bir zincir çekiyorum. Yanındakine batıyorum. Her ikisini aynı anda örüyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Şuradaki görmüş olduğumuz iki katı alıyorum. İki defa da örüyorum. Bir, iki. Kordonumuz tamamlanana kadar sola çevirerek örüyoruz. Sola çeviriyorum. Örgümün yönünü. Yanındaki duran şuradaki düğüm gibi olan bölümümüz var. Bakınız şuradaki bölümümüze giriyoruz. Şöyle girdim. İlmeğimi alıyorum. Bir. iki defa da örüyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Yine yandaki duran düğüm gibi olan bölümüme giriyorum. İlmeğimi çıkarıyorum. Bir. Ve iki tekrar solu çeviriyorum. Yandan giriyorum. Bütünüyle alıyorum bakınız. Yarım bırakmayalım lütfen. 1 aldım. Örüyorum 1 2. Çeviriyorum. Yandaki iki kata giriyorum. İlmeği çıkarıyorum. 1 2. Çeviriyorum giriyorum ilmeğimi alıyorum 1 ve 2 çeviriyorum bakın büyüyünce sadece kordonumuzu çevirmemiz yeterli oldu çeviriyorum ilmeğimi çıkarıyorum 1 ve 2 istediğimiz ölçü gelene kadar bu şekilde örerek büyütelim kordonumuzu epeyce uzun ördüm şöyle gayet güzel oldu. Şimdi karşı tarafa gelerek birleştirme işlemini yapalım. Şöyle düzelterek geliyorum. Düzelterek. Evet. Şu noktaya kadar geldim. Yine yanına giriyorum bir tane ilmek geçiyorum ikinciye giriyorum bir tane örüyorum her ikisinden geçiyorum ve çeviriyorum şuradaki kordonumuza geçip bir tane batıyorum sık iğnemle oraya batıyorum ve birleştirme işlemini bu şekilde yapmış oluyorum ipimi buradan kesiyorum dilerseniz ee, tamamen kesip buraya da dikebilirsiniz bu şekilde birleştirme yapmak istemezseniz ama hiç belli olmuyor bakınız çok hoş oldu kalan ipimi iç tarafa gizliyorum ve çantamızda bütün aşamalarımızı yaparak sona kadar geldik. Kordonumuzu birleştirdikten sonra kullanmaya hazır hale geldi. Epeyce bir uzun çalışma oldu. Sizler kullanacak kişinin boyuna uygun olarak ayarlama yaparsanız gayet güzel olacaktır. Bu şekilde 8 tane motiften güzel bir çanta ördük. Umarım beğenmişsinizdir ve sizler de çalışmasını yaparsınız. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.